Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri 2 Ağustos'ta burasının çok daha coşacağını şimdiden hatırlatayım. Ve 2 Ağustos'a kadar kendinize buraya alıştırmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Ama böyle giderse herhalde diğer kanaldan devam ederiz. Önemli değil abone sayısı. Sesimiz daha fazla kişiye nasıl gidiyorsa o önemli. Brighton'dan Ferdi Kadolu teklifi çok kısa 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 kısa, kısa böyle direkt gideceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden de şaşırmayın. Şimdi Ferdi Kadıoğlu için Brighton'ın 25 milyon euro teklif ettiği iddiaları var. E Fenerbahçe zaten <laughs> hani 20'yi 25'i 30'u kabul etmiyor ki 25'i nasıl kabul etsin? Bu ayrı bir mesele. Mesela Hollanda maçında Ferdi Kadıoğlu en çok ikili mücadele kazanan futbolcu girdiği 9 ikili mücadeleden 7'sini kazanmış. En çok sahipsiz top kazanan futbolcu, en çok top uzaklaştıran futbolcu... 5 tehlike engellemesi var, 4 top çalması var, top sürme 1'de 1 bir, kilit pas 1. Bariz gol pozisyonu müdahalesi 1. Hani baktığınız zaman İngilizler cevher olarak Türk Milli Takımının 3 yıldızına hayran kalmışlar. Kim bu 3 yıldız? Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler diyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın ben bazı istatistiksel verilerine ulaştım. Çok garip geldi bana nedense. Hani Gürcistan maçında rakip ceza sahasında topla buluşma 4, şut 0 90 dakika boyunca, 9 top kaybı, top kapma 0 başarılı çalım 0. Portekiz maçında topla yani rakip ceza sahasında topla buluşma 1, 0 şut, 7 top kaybı, 0 top kapma, 0 başarılı çalım. Çekya maçında rakip ceza sahasında topla buluşma 3, 90 dakikada 1 şut var. 3. maçta ilk şutun 9 top kaybı, top kapma 0, başarılı çalım 0. Avusturya maçı rakip ceza sahasında topla buluşma top 3.90 dakikada 1 şut, 8 top kaybı, 0 top çalma, 0 başarılı çalım. Hollanda maçı rakip ceza sahasında topla buluşma top 3.90 dakika 0 şut, 5 top kaybı, 0 top kapma, 0 başarılı çalım. Yani 0 gol, 0 asistle turnuvayı tamamlamış. Uçan kaçan Barış Alper Yılmaz. Tamam futbolcunuzu övün. Hani <laughs> Galatasaray futbolcusu diye övün lafım yok ama Bilmiyorum bazı şeyleri çok mu abartıyor acaba bazı arkadaşlar. Bence bunu da birilerinin düşünmesi gerek diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> İngilizler 3 yıl hayran kaldırıyor da mesela Arda Güler. Arda Güler'in yaptıkları malum. Fenerbahçe'de en nesiri. Şimdi en nesiri diye gelmeden önce şunu söyleyeyim. Ronald Koeman Ferdi harika bir oyuncu demiş. Wolf Pus Ferdi dünyanın en pahalısı demiş. Ferdi Kadıoğlu'nun istatistikler Euro 2024'te göz doldurmuş. Diyeceksiniz ki sen de kendi futbolcunu övüyorsun. Ya ben kendi futbolcumu övüyorum da istatistik orada. Halep orada. Arşın burada. Yani niye övmeyim? Recep Tayyip Erdoğan bile çıkmış. Ya Ferdi Kadıoğlu'na teklif var madem satın diyor. Yani adam bile şey yapıyor. Brighton'ın mesela Ferdi'nin durumunu sorma olayı sosyal medyanın gündeminde e, hal böyle gibi kimi konuşacağım arkadaşlar? Mesela Samet Akaydın turnuvada bence adından söz ettirdi. Bak Barış Alper Yılmaz dediğim gibi istatistikleri ortada arkadaşlar. Alın. Alın istatistik ortada. Ben ne diyeyim size? Yani haksızsam deyin ki hocam haksızsın deyin. Şimdi ben nerede kalmıştım Onu unuttum ya. En mi kalmıştım? Kafam karışmasın ya. Şu anda var ya. Eee... Şu an kafam karışmasın. Mourinho'nun kamp rutinini duydunuz değil mi şeyden Sercan Amzoğlu'ndan güzelce anlatmış. Şimdi en Fenerbahçe en nesiri niye açıklamıyor? Kap niye gelmiyor? Ve Fenerbahçe'de de en nesiri için geri sahip. Ben şunu söyleyeyim açık yüreklikten samimiyetinden söyleyeyim. En nesiri Fenerbahçe'ye imza atacak. Ama bugün atacak ama yarın atacak. Ama beş gün sonra atacak ama üç gün sonra atacak. Ben en nesirinin bittiği görüşündeyim. Duyumlarım bu yönde. Ama niye bu kadar uzadı? Ya biz tam aldık alacağız diyoruz. Arap kulübünün biri çıkıyor. Teklifte bulunuyor. Hop. Uçtu gitti. Hadi maşallah. Yani 8 milyon euro yıllık ücret talebinde yıllık ücret veren bir kulüp var. Düşünün. Ve hani hal böyleyken Ennesire'nin bize kalması e, hani sürpriz olur gibi bir duruma geldiydi ya. Gerçekten diyorum artık iş sürpriz olur gibi bir duruma geldiydi. Yine de söylüyorum Ennesir'in artık Fenerbahçe'ye ben transferini artık kapı açıklamasını açık açık bekliyorum. O da ne zaman olur? Yani hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar ne zaman olacağını. Ama şu bir gerçek artık Ennesir'i e, Türkiye'ye ismini duyurması gereken artık Türkiye'de transferde adı anılması gereken birisi. Ona açıyor Fenerbahçe'de. Paul ona açıyor Fenerbahçe'de. Şimdi Nijerya'da bir haber sitesi Onaçu'nun Fenerbahçe'nin kadrosuna katıldığına dair bir iddia ortaya atmış. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Yani direkt almış diyor. Aradım yok, taradım yok, şey yaptım yok. Yani biz Onaçu'ya bir teklifte bulunduk. Doğru. Hatta Onaçu'nun menajeri bize söyledi. Ben size getirebilirim uygun fiyata dedi. Biz de olabilir dedik. Görüşme de sağladık. Menajeri de kulübüyle görüştü. Bir şeyler de yaparım ederim dedi. Sonuç çıktı mı? Sonuç çıkmadı. Ama Fenerbahçe'de değil yani onu açın. Ha alabilir miyiz? Tabii ki istediğimiz zaman alabiliriz. Ama ben şu an için sanmıyorum. Edin o kalacak diyor Acun Olacalı. Ben Edin Ceko'nun gidebileceği görüşündeyim. Hani bendeki duyumlar farklı. Hani ben e, bugün en gelebilir diyorum ama Edin O gidebilir diyorum. Mourinho istedi Ansu Fati. Ansu Fati ile ilgili ben sordum, soruşturdum. Hani şartları kabul etmiştir. Bir şey diyemem. Şartları sormuşuzdur. Bir şey diyemem ona. Ama benim sorduğum, soruşturduğum hiç kimseden şey çıkmadı arkadaşlar. Yani Ansu Fati'ye dair bir duyum elde edemedim. Hala diyorum dünyadaki tek duyum çıkartan ya da duyum ileten ben değilim. Başkaları varsa Arkadaş biz duyumumuzda samimiyiz. <laughs> ne bileyim işte bizim duyumuz keskin. Bizim duyumumuz başkasında yok diyorsa onlara sorun arkadaşlar. Bendeki duyumlara göre Ansu Fatih yok. Başka Osterwold diye teklifler var. Ferdi'ye teklifler var. Onu ısrarla belirteyim. Tam Brighton'ın teklifini konuşuyoruz ediyoruz ama. Mesela Çağlar katıldı kadroya. Eyvallah. Edin Cekon'un ee, gidebileceğini söyledim. Martin Terrier'i çok yazıyorlar Kanada. Ben Terrier olmayacak diyorum arkadaşlar. Şiddetle olmayacak diyorum. E hocam o zaman kim olacak? Alan Saint Maximin. Ben bu arkadaşın olacağı görüşündeyim. Hatta önceki videolarımı da izlerseniz diyorum ki ben bana sorarsanız 3. kapımız Ennesiri, 4. kapımız Maximin diyorum. Orada 5. kapı da söyledim ama açıp bakmanız lazım. Hani ee, durum bu. Dün bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de sürpriz transfer Wesley Tekşehir'e diye. Arkadaşlar ben e, diğer kanalımıza Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalında da söyledim. Ben Tekşehir'e doğrulayamadım. Yani sorduğum kaynaklar yok dedim. Ha şartını sormuş muyuzdur sormuşuzdur. Şartını sorduk diye aldık anlamı taşımıyor. Bazen hedef sapır, saptırtman lazım. Bazen... E, dikkatleri başka yere çekmen lazım. Bazen çok başka iş yapman lazım. Şimdi bakın Fenerbahçe'de Tadiç diye bir arkadaşımız var. 4.2 milyon euro yıllık ücret alan bir isim. Şimdi sen Tadiç'i gönderirsen maksimini çekersen yerine oraya hala bir kişi eksik kalır. Sen dersen ikinci olarak ben bu West Day e alacağım dersen ha o zaman iş değişir. O zaman derim ki arkadaş olay başka. Şimdi Tekşehir'e için 10 milyon euro istiyorlar diyor ya. Ben Rodrigo'yu izledim. Vinicius Junior'u izledim. Doğru ya doğru bunları izledim yani. Bir Vinicius Junior olabilir mi bu çocuk? Olabilir. Neden olmasın ya? Olabilir arkadaşlar bu çocuk. Eğer ciddi scouting yapıldıysa bu çocuğun üstüne ciddi düşüldüyse bence durulmaması lazım. Bu transferin gerçekleştirilmesi lazım. Ama tabii dediğim gibi eğer çok ciddi bir şekilde üstüne durulduysa, çok ciddi bir şekilde araştırıldıysa, yoksa eğer biz bu çocuğu direkt alacağız, kanatta da bunu oynatacağız diyorsak, vay Fenerbahçe'nin haline, yani şey masalarında başka bir şey olmuş bir Fenerbahçe'ye dönüşmüştür. Ha ben bir Rodrigo, bir Vinicius çıkar içinden demek istemiyorum ama Real Madrid bu arkadaşları çok parlamadan, hani şu anki bu Vestey'in bir adım ya da iki adım ilerisinde almıştım. Bizim gibi takımlar alabilirse şimdi alır. Yoksa alamaz. Bu da zaten malumun ilanı. Şimdi Mert Günok <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. E, oraya çok girmeyeceğim. Monteya, Yaz Sabuncuoğlu, Sercan Hamzoğlu, Emre Belezoğlu, Sabri Sarıoğlu, Şimanski ile Livakovic bu arada kampa katılmış arkadaşlar. Sağlık kontrollerinin ardından. iki futbolcu da biliyorsunuz Euro 2024'teydi. Milli takımı çok soruyorlar. WhatsApp grubunda da soruyorlar. Benim bildiğim arkadaşlar 14 Temmuz'da takıma katılacaklar. Yani takımın İstanbul'daki etabına katılacaklar. 14 Temmuz'da. 13 Temmuz'da orada hazırlık maçı var biliyorsunuz. Avusturya'da. Avusturya kampı bitene kadar <laughs> futbolcular serbest. Ha diyeceksiniz ki, hocam az değil mi? Vücutlarının dinlenmesi lazım. Şöyle böyle. Valla vücutlarının dinlenmesi lazım da Fenerbahçe'nin de çok önemli bir şampiyonlar ligi eleme maçı var. Hani Eminim futbolculara da sorsanız onlar da aynı şeyi söyler. Boş ver vücudu vücudu der. Fenerbahçe kazansın da der. Anladınız mı? Yani demek istediğim inşallah anlaşılmıştır. Daha anlaşılmadıysa alt yazıdan bir daha sunayım. Şimdi Fenerbahçe Fred'in yanına iki tane aday Gerson ve McKennie diye haberi koydular. Şimdi McKennie de evet istekliyiz. Gerson'da da istekliyiz. Doğru. Yalan sonla ilgili hiçbir duyumum yok. Ben ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe bak. Herkese saygı duyuyorum. Herkesin duyumuna saygı duyuyorum. Ben Fenerbahçe'nin Samarziç'i eninde sonunda bitireceği görüşündeyim. Bak 3. kap Ennesiri, 4. kap Maksim'in, 5. kap Samarziç olacağı görüşündeyim. Bu benim şahsi fikrim. Ha diyeceksin ki hocam senin duyumun çok mu garanti? Bak kefil misin duyumuna? Bak arkadaşların iddiaya gireceğim. Ben kimsenin iddiaya gireceği bir adam değilim. Ben kimsenin iddiasına şununla buna mezi olacak bir adam değilim. Sen arkadaşına iddiaya giriyorsan bu seni bağlar. Bu beni bağlamaz. Ama ben açık açık harbi harbi size gerekeni söyledim. Yani benim tahminime göre böyle. Ben Çağlar Söyüncü için de aynısını söyledim. Elinde sonunda imzalayacak dedim. Ha orada duyumum vardı. Burada duyumum var mı? Burada duyumum yok. Burada biraz da hissiyattan konuşuyorum. Ama boş konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi de sevgili Ulaş abi de diyor ki eğer diyor Fenerbahçe Ennesiri'yi beceremezse Horvet adayı Mateta diyor. Jean Pilip Mateta. Ben bunu doğrulayamadım açıkçası ama onu da söyleyeyim. Fred'in açıklamaları var Mourinho'ya dair. Mourinho harika bir hoca falan filan diye. Fenerbahçe'de olmaktan mutluyum. Kaptan değilim. İşte Türkiye'nin kazanmasını isterdik falan diye uzun uzadıya. Hani Euro 2024 serüveni bizim için bitti ama oynayan takımlar var. Oradan transfer yapabileceğimiz takımlar var mı? Var. Hani hala futbolcusunu alabileceğimiz isimler var mı? Var. Valla Mario Branco falan çalışıyor. Ama Fenerbahçe'de mesela bir Bartu Elmaz göze girdi. Emre Mor göze girdi. Emir Ortakaya bence göze girdi. Emir Ortakaya da çok dikkatli bir şekilde izliyor Jose Mourinho. Belki de diyecek ki ben istemiyorum futbolcu. Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir. Hani bu isimler şey isimler değil arkadaşlar. Elinden gelen yapayım. Mesela dediğim gibi sana bir Mert Hakan Yandaş mesela kampta bayağı beğenildi. Geçen hazırlık maçında oynatılmadı. atılmadı. İlginç. Şimdi her bilgiyi toparlayacak olursak ben en baştan tekrardan geçiyorum arkadaşlar üstünden. Şimdi kısa bir baştan sona hatırlatma. Yani videoyu ister beğenin ister beğenmeyin. Sizin karakterinize bırakıyorum. Yani açık açık her duyumu ben size vereceğim. Yani bu kadar duyumu açık açık vermişken ha şu ana kadar söylemişken de videoyu beğenmiyorsanız da yani o da sizin karakterinizdendir. Onda da bir şey diyemem. En nesiri için ben eninde sonunda belki bugün belki yarın kap bekliyorum. Ya hocam geçen de öyle dediydin. Arkadaşlar geçen de öyle dedim ama transfer kolay bir işlem değil. Tam biz transfer yapacağız. 8 milyon euro yıllık ücretli Arabistan'dan teklif geliyor. Yani burada Mustafa Hoca'nın günahı yok. Yani burada ihaleyi lütfen bana yıkmayın. Alan Sand Maximin. Ben dördüncü kapımızın Maximin olacağı şeklindeyim. Samarzic ben hala söylüyorum bak herkes iptal oldu diyor. İçimde bir umut taşıyorum. Belki de benim içimdeki umut başka bir umuttur. Bakalım arkadaşlar nasip. Vestey Tekşehir'e ben bunu doğrulayamadım. Uyumunu verenlere tabii ki de saygım var. Tabii ki de <laughs> bu işin uzmanları onlar. Ama ben doğrulayamadım. Onaçu onaçu istekte bulunduk. Daha doğrusu menajeri bize istekte bulundu. Ama almadık arkadaşlar. Ama sosyal medyada aldık diyor. Ha edince o gitsin. Yerine Onaçu satın alma opsiyonu kiralık gelsin. İster misin? İsteriz. Evet sıradaki isim e, Merih Demiral. Merih hani bir hareket yaptı. Ortalığı karıştırdı. Ceza aldı. Merih olmasaydı biz o maçı kaybeder miydik? Düşünüyorum. Hani savunma hatasından gol yedik mi? Biz o maçta yine Samet'i oynatırdık. Yine bence Samet e, Abdülkerim çıkardık. O zaman Meri duran topta gol atabilir miydi? Falan hani Kafamda bir sürü soru işareti var. Cidden bir sürü soru işareti var kafamda. İşin içinden çıkamıyorum. Ama Mary gündemi bayağı meşgul etti. Bu meşguliyette de ortadan bir şey oldu. Kulübü sözleşmesini feshederse Mary konusunda bir şey olabilir. Ama şu anda Fenerbahçe göndermesi gereken isimlere çok çok odaklanmış durumda. Onu söyleyeyim. McKenney ve Gerson. Ben Gerson'a %1 ihtimal bile vermiyorum. Ama McKenney konusunda şunu söyleyeyim. Evet şartlarını sorduğumuz bir oyuncu. Evet talepte bulunduğumuz bir oyuncu. Ama gelir ama gelmez bir şey diyemem. Ee, ama bence Samarzi çalmak için ortaya attık. Mateta ismini ben beklemiyorum. İş oraya kalmaz. Ferdi için 40 veren varsa bugün satalım. Osterwold'e 35 artı veren varsa bugün satalım. Bakın belki de Hollanda milli takımının bir sonraki ka şeyde e, kadrosunda olacak bir isimden bahsediyoruz Osterwold'e için ya şu an Ferdi'den dolayı dikkati Fenerbahçe'ye çektik. Ama aynı Fenerbahçe'de Hollandalı bir yıldız adayı var Osterwold'e. Ben size söyleyeyim Ferdi sayesinde Osterwold'e Hollanda'ya seçilecek gibi duruyor. Hollanda'ya de zaten 40-50'yi zor alırlar. Uyanık takımlar varsa bir şey yapabilirler. Levent Mercan dedik. Euro 2024 dedik. Çağlar Söyüncü. Çağlar'ı bir sonraki hazırlık başında izler miyiz? Bakalım izler. Ama Sakatlı tam olarak geçmediydi ya. Bence Çağlar'ı bir hafta daha izleyemeyiz. Zaten kendisi de belirtti diye hatırlıyorum ama bir hafta daha izleyemeyiz ya Çağlar'ı. Böyle bir durum var ortada. Ee, Edincekon'un ben hala gitmesi gideceği görüşündeyim. Martin Terrier gelmez beklemeyin. İsmail Yüksek e, kampa ne zaman katılır? İşte Bartu Elmaz da beğenmişken Mourinho. Yani Fenerbahçe'nin orta saha tandemi bence <laughs> çok güzel ilerliyor. Hani İsmail Bartu'yla gidersek oraya bence üçüncü bir altı numara. Yani Crespo'yu düşünebilir mi? Gönderebilir Crespo'yu. Onu söyleyeyim. tadiç Tadic'e dair birkaç tane zayıf duyumum var. Bon servisinden gidecek diye ama yani doğrulatamadım. Ama yine de söylemiş olayım. Crespo hala inceleme aşamasında ama Sporting Lisbon'un ciddi bir isteği vardı. Belki Sporting Lisbon'a gidebilir yani onu da söylemiş olayım. Onu özellikle söylemiş olayım. Emir Ortakaya, Emir Emir'i çok fazla kiralık isteyen vardı. Oynama garantisiyle Hatay Spor'a versek nasıl olur? Bence güzel olur. Emre Mordan hocam memnun. Onu söyleyeyim. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz onları konuştum zaten. Arda için de şunu söyleyeyim. Arda'nın bir sonraki satışında da bizim pay maddemiz olduğu için. Hani <laughs> Real Madrid'de kalması taraftarıyım. Gitmesi de taraftarıyım. Ama Real Madrid Arda'yı eğer iyi kullanırsa kendi meslesini kendi üretmiş olacak. Bakalım üretebilecek mi? O onların sorunu olacak. Onu da söyleyeyim. Hmm, sıradaki Samet Akaydın. Samet Akaydın her türlü teklifi açız. Montey'e Acun Ilıcan'ın bazı açıklamaları vardı. İşte şöyle böyle falan diye ama Acun Bey şu anda iyi transfer için çalışıyor. Brighton'ı söyledik. Şimanski Livakovic'i dedik. Mert Günon Fenerbahçe'ye gelmek istisi gibi bir durum yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Muhtemelen düşecek sosyal medya ama durum yok. Yusuf En Nesiri dedik. Sevgili Sercan Amzoğlu'nun Sercan'a da selamlar olsun Sercan Amzoğlu'na. Ee, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir. Keşke bu evlatlarımızı oynayabilecekleri güzel takımlara kiralayabilsek. Çünkü bu çocuklar yetenekli çocuklar. Boş çocuklar değil. Bu çocukları oynayabilecekleri takıma gönderebilsek bizden iyisi olmaz. Onu da belirtmiş olayım. Duyumdan söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar.